Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Benim gördüğüm sorunları diğer liderler de görüyorlar. Ve biz gönül birliği yaptık. Bizim kişisel bir beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz var. Bu ülkede her evde huzur olsun. Her evde bereket olsun. Mutfaklarda bereket olsun. Kadınlar çalışsınlar, üresinler, alın terinin karşılığını alsınlar. Cennet gibi topraklarımız var. Bu toprakları biliyorsunuz. Allah aşkına bu topraklarda üretilen üzümün değerini ya bütün dünya biliyor. O zaman neden üretilen üzümün karşılığını çiftçiye veremiyoruz? Kilosunu 2 dolar. Çok mu pahalı 2 dolar ya? 2 dolar ya. Yapacaksın kardeşim. Üretecek ve kazanacak o. Kazanacak ki seneye de üretsin. E zarar ederse ne olacak? Ekemeyecek. Kesecek onları. Ne yapacağız? Dışarıdan getireceğiz. Çiftçi kardeşlerime bir şey daha ifade edeyim. Tarım Kanunu 21. maddesi var. Diyor ki her yıl devlet çiftçiye milli gelirin en az %1'i oranda destek verir. Yani aşağı yukarı 800 milyar mı bizim şeyimiz? 8 milyar lira civarında bir destek vermesi lazım. 8 milyar lira çiftçiye verseler çiftçi dünyayı, vallahi dünyayı besler bizim çiftçimiz. Vermiyorlar bu parayı. Hakkınızı vermiyorlar. Ama meraklanmayın, hakkınızı teslim edeceğim. Haramilerden alacağım, sizin hakkınızı teslim edeceğim. Öyle gidecekler. Hazineyi soyacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Buna karar verdik. İzin vermeyeceğiz. Hepinizin evinde huzur olacak. İlk yapacağımız işlerden birisi. Siz bankalardan kredi çektiniz. Tarım Kredi Kooperatifinden kredi çektiniz. Bunların faizlerini sıfırlayacağız. Faizleri sıfırlayacağız. Ana parayı makul bir şekilde geri almanızı, yani devlete geri ödeyeceksiniz. Ama faizi sileceğiz. Aynı şeyi esnaf için de yapacağız. Çiftçi üretecek, çiftçiyi destekleyeceksiniz. Çiftçi üretecekse Türkiye zengin olsun. Herkesin karnı doysun. Ya köylerde insan kalmadı. Köylerde insan kalmadı. E nasıl olacak? Gencecik fidan gibi çocuklarımız tarlada çalışacağına gidiyor büyük şehirlerin varoşlarında acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim diye uğraşıyor. Asgari ücretle. Onunla da geçinemiyor. Tarlası var, ekecek, biçecek, kazanacak, şehre inecek, gezecek, düğününü ona göre yapacak, eğlencesini ona göre yapacak. E şimdi siz bunların tamamını bitirdiniz. Yani iktidar sahipleri bitirdiler. Bunların tamamını düzelteceğiz. Hiç meraklanmayın. İkincisi, başka bir konu. Geliyorlar, borcunuz var. Traktörünüzü haczediyorlar. Ya köylünün ineğini haczettiler. Allah aşkına ya bunun akılla mantıkla bağdaşır yönü var mı ya? Traktörünü haczettin. İneğini haczettin. Peki bu adam ne yapacak? Tarlayı nasıl sürecek? Borcunu nasıl ödeyecek? Onu da yasaklayacağız. Öyle haciz maciz yok. Çiftçi üretiyorsa borcu olabilir kardeşim. Seneye eker borcunu öder. Dolayısıyla haciz işlemini de kaldıracağız. %1 devlet desteğini kesinlikle çiftçiye vereceğiz. En az. İyi yönetilmiyor Türkiye. İyi yönetilmiyor. Akılla yönetilmiyor. Bilgiyle yönetilmiyor. Birikimle yönetilmiyor. İşi ehline vermek diye bir kuralımız vardır. İşi ehline vermek inancımızın da gereğidir. Aklın, bilginin de gereğidir. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün hanelere en az asgari ücret kadar destek vereceğiz. Kadının banka hesabına yatıracağız parayı. Kadın gidecek işçi gibi, memur gibi, emekli gibi fakir kadın gidecek oradan aylığını çekecek, evlatlarının geçimini sağlayacak. Onu el aleme muhtaç hale getirmeyeceğiz. Bu bizim inancımızda da böyledir. Ahlakımızda da böyledir. Aklımız da bunu öngörüyor. Çünkü sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görürse olmaz. Dolayısıyla kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Sen yoksulsun, sen fakirsin. Onu sıraya dizelim, yardım yapalım. Televizyonlar çekilsin onu. Buna da izin vermeyeceğiz.
Bunun tamamını yapacağız. Göreceksiniz Allah'ın izni sizlerin takdiriyle. Sizlere güveniyorum. Sizler bana güveniyorsunuz. Ben de sizlere güveniyorum. Beraber el ele vereceğiz. Devletin nasıl yönetildiğini göreceğiz. Besici üretecek. Bakın bir örnek vereyim. Değerli çiftçi kardeşlerim. Bir örnek vereyim. Hollanda. Hollanda Konya'dan küçük. Devlet olarak, toprak olarak Konya'dan küçük. Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde. 180 milyar doların. Biz devasa bir ülkeyiz. Yıllık tarım ürünü ihracatımız 18-20 milyar dolar. İthalatımız bazı ürünlerde daha fazla. Ya su desen var. Toprak desen var. Çalışan insan desen var. Güneş desen o da var. E nasıl oluyor da biz el aleme muhtaç hale geliyoruz? Nasıl oluyor da biz dışarıdan buğday getiriyoruz? Nasıl oluyor da dışarıdan fasulye getiriyoruz? Nasıl olur da dışarıdan üzüm de getiriyorlar biliyor musunuz? Eskiden tütünümüz vardı, tütün de yok oldu. Niye oluyor bunlar? Devleti yönetemiyorlar. İyi yönetemiyorlar. Vatandaşını düşünemiyorlar. Ceplerini düşünüyorlar. Yakın çevrelerin ceplerini düşünüyorlar. Ben bunların hepsini biliyorum. Bu beşli çete var ya, beşli çete. Parayı alıp köşeyi dönenler bunlar. Milyar dolarları alanlar. Bunlar bütün mal varlıklarını Londra'ya götürdüler. Onu da gayet iyi biliyorum. Ama destek verirseniz Allah'ın izniyle biz o paraların tamamını Türkiye'ye getireceğiz. Fakir fukaraya tahsis edeceğiz. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bunların tamamı olur ama bunlar Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Her türlü imkanı var. Her türlü. Bakın elektrik. Allah aşkına ben Şanlıurfa'ya gittim dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Şanlıurfa'da çiftçiye elektriği bedava vereceğiz dedim. Niye dedim? Ya güneş var. 2 milyon 300 bin dekar arazi taşlık arazi. Taşlık araziye güneş panelleri koyacaksın, elektrik elde edeceksin. Mazotu yok. Mazot yapmayacak, ithal etmeyeceksin. Akaryakıt ithal etmeyeceksin. Başka bir şey yapmayacaksın. Güneş var, güneş panellerini kuracaksın, elektrik elde edeceksin. Elde ettiğin elektriği çiftçiye veriyorsun, üstünü satıyorsun, oradan da ayrıca kar elde ediyorsun. Dışarıdan doğal gaz getirelim, elektrik elde edelim. Dışarıdan kömür getirelim, elektrik elde edelim. Dışarıdan akaryakıt getirelim, elektrik elde edelim. Ya Allah'ın güneşi var kardeşim. Allah'ın güneşi var. Üstelik Avrupa'da en çok güneş bizim ülkemizde. Kurarsın. Şanlıurfa'da söyledim. Diğerleri dediler ki diğer yerlerdeki çiftçiler bize de verecek misiniz? Önce Şanlıurfa'dan başlayacağız. Sonra Türkiye genelinde bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Bütün çiftçi arkadaşlarım bunu hafızalarının bir yerine yazsınlar. Kılıçdaroğlu geldi Sarıgöl'e bu sözü verdi diye. Hafızanızın bir yerinde tutun. İnşallah göreceksiniz. Doğudan başlayacağız. Batıya doğru bütün çiftçilere elektriği tabii tarımda kullandıkları elektrik. Onun da altını özenle çizmek isterim. Tarımda kullandıkları elektriği ücretsiz vereceğiz. Ayrıca oradan gelir de elde edilecek. Ortak olanlara da demokrasinin temel taşı olarak muhtar kardeşlerimi seslendiririm. Demokrasinin temel taşı. Çünkü bu topraklarda yapılan ilk seçim Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. 1833 yılında. Dolayısıyla muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Demokrasiyi eğer güçlendirmek istiyorsak, demokrasi kalıcı olsun istiyorsak muhtarın pozisyonunu büyütmemiz lazım. Yüceltmemiz lazım. Bu konuda bir kanun hazırladık, meclise getirdik, mecliste görüştük ama AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Ama benim muhtarlara sözüm var, o kanunu mutlaka çıkaracağım. Göreceksiniz muhtarların ne kadar güçlü olduğunu. Belediye meclisi toplantılarına katılacaksınız, söz hakkınız olacak, karar hakkınız olacak. Sizin mahalleyle ilgili olursa büyük şehirlerde, köylerde tüzel kişilik kaldırıldı. Tüzel kişilikleri iade edeceğiz. Gene muhtarlar
pozisyonlarını koruyacaklar. Muhtarlar sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla dağıtılacak. Pek çok kafamda düşünce var. Bunların tamamı bizim kanun teklifimizde var. Bunu da hayata geçireceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum.